İnsan en az 3 kişidir. Kendisi, olmak istediği kişi ve aradaki farkta yaşayan 3. kişi. En sahicisi de bu 3.'dür. Olmak istediğin kişiden kendini çıkardığında aradaki farkta yaşayan kişidir en çok sana benzeyen. Ne kendin kadar huzursuz, ne de olmak istediğin kişi kadar hayalidir o. Yine bu yüzden iki insanın birbirine aşık olması en az 6 kişi arasında geçen bir hadisedir. Hangi kişiliğinin hangi kişiliği, hangi parçanın hangi parçaya özlem duyduğunu çözemediğinde, içmeyi unuttuğun sigara parmaklarını yakana kadar karşı duvara bakarsın. Ve o zaman anlarsın, hayatının uzun zamandır neden başka birinin hikayesiymiş gibi gözükmeye başladığını. Sokak lambalarının ölgün ışıkları karanlık duvarlara vurduğunda, duvar saatinin tiktaklarından başka ses yokken yanında, sanki bir tek sana açıklanmayan bir sır varmış gibi beklerken, anlarsın boşa beklediğini. Tünelde sana yol gösterecek rehberin karanlıktan başka bir şey olmadığını anlarsın. Anne diye ağlayan çocukların aradığının çoğu zaman şefkatli bir baba olduğunu anlarsın. Çekip gitmek isterken görünmez bir elin seni nasıl durdurduğunu anlarsın. 40 yaşında ama 60 yaşında gösteren adamlara daha dikkatli bakarsın o zaman. Kahvelerin dışarıyı göstermeyen isli camlarına, berduşlara ve kör kedilere bakarsın. Göz bebekleri kaymış esrar keşlere, suyun üstüne çıkmış ölü balıklara, havada asılı gibi duran yırtıcı kuşlara daha dikkatli bakarsın. Çabalarının sonuç vermediğini gören umutsuz insanların bakışlarıyla ancak o zaman buluşur bakışların. Bir yağmur çaktırmadan dindiğinde, bir gün çenesi ağzının içine kaçmış dişsiz ihtiyarlardan birinin de sen olabileceğini bilirsin artık. Bir gece ansızın yapayalnız ölmekten korkarken, cesedimi komşular mı bulacak yoksa sayın memurları mı diye düşünürken, hissedersin göğüs kafesinde her gün biraz daha büyüyen, kimsenin kapatamayacağı o boşluğu. Bir kokuya sarılma isteğini. Bir ömür gibi geçmiş zor, uzun günlerden sonra anlarsın ruhunu zehirleyen karma karışık düşünceleri. Büyük heyecanlardan sonra çöken bitkinlikleri. Kimsenin bulutlara bakmadığı bir şehirde bir lafı döndürüp dolaştırmadan anlatmanın imkansızlığını. Belki de insanın ne anlatacağını bilmediğinde şair olduğunu anlarsın. Gözyaşların kurumadan gülmeye başlarsın o zaman. Çünkü bilirsin ki seni artık kimse kandıramaz kolay kolay. Mutsuz insanları kandırmak zordur çünkü. Hayata her zaman kuşkulu gözlerle bakan mutsuz insanları kandırmak. Herkes bilir bunu. Çok ayıptır çünkü.